giden? İskoçya mıydı? Ben buradayım. Kim tuvalete gideceğim dedi abi bana az evvel. Ben dedim de ben buradayım yani. Ha okey, başlatıyorum o zaman. Abi soruyoruz 2 dakikadır kim gitti diye. Bir cevap verseydin bari. Aa, bu şey gibi oldu yalnız. İskoçya'nın bana özelden yazdığı bir şeye genelden cevap vermiştim. Adam cevap vermeye çalışırken aa onu ben sormuştum diye durmuştu. Bu 2 oldu İskoçya. Sen harbiden çok ilginç bir elemansın. Lans fıkrası gibi adam. İbadi kardeşler bir bekleyin şu topraklar korlansın ya. Ya Hollanda hep ya. Evet. Demiştim. Ne oluyor oğlum ya? Azalırsam savaşlarım diye. Koalisyon mu? Bana hiçbir şey demedim. Ulan Hollanda'ya da mı girdiler koalisyon? Tüm Avrupa birbirine ya. Koalisyon şu an. Millet birbirine... Hayır, koalisyon gerekiyordu. Fransa her türlü gülecekti. Ya Kaan sen beni kalpten götürecek misin ya? Bankerlerin hayatta kalması lazımdır diyorum. Adam koalisyon yiyor ya. Malatya da dur son elimizden Malatya kaldı. Onu abi Portekiz yine sattı falan ya. Abi taşlı ne demek? Bana mı güveniyorsun? Abi gir savaşa. İnsult reisin hakkında insult at. Bu da hiçbir şey söylemiyor. Direkt yapın. Şu Hollanda'ya kondom onda atın ya. Bu sefer abi, öldü. Ben bankayım yani ne savaşı. Bu sefer kurtaramaz. Abi Songay bile gelmiş ya. Adam. Bu sefer kurtaramaz artık. Oğlum iki ayrı savaşta bir derif. Bu sefer yemeyecek. Geçmiş olsun. Allah'ım. Ay. Şey, İsveç. Right öyle yazılmıyor mu? Selam. Ben Litvanya. Livonya. Neydim lan ben? Adam ülkesini unuttu. Neydim lan ben? Kimdim ulan ben? Livonian Order mi? Neyse artık. Aynen. Order. Moskova gireceğim. Gelecek misin? Adam elayı. Geleceğim mi? Geleceğim. Ha? Abi, geleceğim. Adam daha kaç kere söylesin. Bak 3 tane kişi çağıracağım savaşa. Boş boşuna aramızı diplomasi bozmayalım. Seninle 3 kişi dediğin Litvanya Polonya seçiyor. Aynen. Döveriz yani ben sana söyleyeyim. Memlük Etiyopya'ya girdi. Ya ne oluyor? Ne yapayım ya? Memlük Etiyopya'ya mı girdi? Diyorum ki gel anlaşalım. Niye biliyor musun? Gel seni Moskova'nın üst tarafını sen al. Ben de alabileceğim alt tarafı. Bu akşam galiba iki kişi birden anlaşalım. Patlayacak gibi. Burada düzgün bir şekilde. Belki üç. Hindistan'ın yani, durumunu da bilmiyoruz. Burada ikimize hani kazanan olmayan son... bir savaş. En son ya, akşam bunu bana be dediğinde ikimiz de patlamış. Ben sana söylüyorum bak gene uyarıyorum insan gibi. Akçanı vurun. Vallahi şu Memlük'ün ordusu Etiyopya. Bak şu ordunun sınırı yiyorsun. Senin taş patlasın 40K ordun var. 30K var. Sonunda yollayacağım sana İsveç yürü. Ekonomin de yok senin. Ekonomin de öyle yok yani. Sab bağlayacağım sana. Bak, de, tamam anlaşalım. Polonya bak bir dakika. Polonya ofansı başlıyor. Polonya ile İsveç birbirine düştü. Direkt bitiririm savaş. Bir tane içinde içen şey çıkar. Bölmeyin çocukları da konuşsunlar. Gel sen aşağıda konuşalım ya. Tamam konuşalım. Yapacak bir şey yok. Gel aşağıda konuş. Alko odaya gel Alko odaya. Moskova'ya dayanmış İsveç. Livonya'yı kitlemiş. Yavuz çok dikkatli bir diplomasi yapması lazım. Livonya'nın yaşaması onun işine gelmiyor. Zaten neden destekledi hiç bilmiyorum da. En başta neden destekledi Livonya'yı? Şu anda Livonya'yı dağıtabilir. Savaş açsa. Bakalım. Trus'u siktir et. Litvanya Polonya karşısında gelecek. Bohemia'yı yanına alabiliyor. Muskovi'yi alabiliyor. Yer. Muskovi ile beraber yer bence. Evet. Ne var Muskovi de sağlam oldu var. Silikondaki seçim. Polonya'nın manpower düşük seviyede. Şu an mı istiyorsun? İsviçre evet, bir sıkıntı. Şu an olmaz ama benim ordum daha yeni. Yok öyle bir şey. Yanında başkası birini daha götürmek istiyormuş efendim. Sen beni patlatmaya çalışıyorsun herhalde ben anlamadım. Ya gidin şu Kaan'a Allah aşkına patlayacak herif. Hayır. En son gittiğimde ben patlıyordum az daha. Abi kontrol kiralarsa Brunswick patlayacak adamın da koalisyonu. Hayır gidebilen biri gitsin. Panda şu an cidden patlarım gelirsem. Şimdi yeniledim ordumu. Yani 2K, 2.5K manpower ona hizmet edebildiği kadar ederim. Taradım bugün aynen.
İkimiz de beraber patlarız. Kiralama, sen de patlarsın, sen de. Savaş mekanı. Ben de onu diyorum ya. İşte patlayacağım. Ben observer'ım. Kaan patlayacak. Ay, ne diyeyim? Ne diyeyim? Abi Yanagar'ı yakalamış Ali. Yakaladın da Ali, bu savaş seni çok yıpratacak be oğlum ya. Ben power'ın yok. Teknolojin kötü, profesyonellik bitmiş. Bu savaştan ben olsam konuşurum Nepal'le ve çıkmaya bakarım. Ne oldu? Bir şeyler yok oldu. Nepal orada bir yandan da Delhi'yi yiyor çünkü. Delhi'yi patates edecek. Nepal'in derdi Delhi, anlaşıldı. Mevara da almayacak herhalde. Ya da bana öyle geliyordur, bilmiyorum. Delhi'ye alması da Mevar'ın işine gelmiyor. Mevar'ın etrafını kilitleyecek Nepal. Bence internet... Kaan abi bir şey sorabilir miyim sana ben? Hı. Burada mı o? Buradayım. Alo. Duymuyor mu lan beni? Hah, şimdi geldi. Şey, ben Kondo ülkesi seçti şimdi beni Panda. Şu an gidecek durumum yok. Reddedebiliyor muyum? Seni seçtiyse gideceksin. Seve seve biraz. Aynen öyle. Panda hala istiyor musun? Yok, seni seçmedim artık. Aaa. Seçmem bir işe yaramadı ki. Bir şey yapmadım. Şu şarttan sonra sen bana son atamazsın. Artık borç çektim. Eyvallah, teşekkür ederim. Akkun'u biraz gösterebilir misin? İsyanı vardı. Arkadaşlar bu isyan zaten şey isyan yani. Adam bunu olmasını istediği için. Çevirdi şu an kendini İbadi'ye. İbadi Hanefi oynuyor şu an. Adam da bekliyor. Bayağı güçlü oldu onun için. Bir good produced'u daha var %10. Stackleyecek onları. Yani ben kuşatılmıyorum. War Exhaust'u diyorum yani sadece. Yapacak bir şey yok. Ben ne yapacağını bilmiyorum orada. Osmanlı patladı çok ben ya. Kimsenin bir şey demesine gerek yok abi. Benim bıyığımdan kime ne zaten amına. En son onu yazanı YouTube'da çok fena haşladım. Rum mu kuracak bilmiyorum. Göreceğiz. Bizans onun dışında ne yapıyor? Hala uzatıyor galiba onu. Aynen. Da bir yandan da Diplos'unu geri bırakıyor. Tam olarak ne yapmaya çalıştığını anlasam. Diplos'u geri kalıyor çünkü. Artı bir ile topluyor Diplo'yu. Diptek'te bir seviye gerçi geride şu an ama. Influence ID'ye çıkıyordu. Annexation cost'u düşürüyor ama. Biz satalım diyoruz. Ama siz başkasına satmayacaksınız eğer bu anlaşma kabul edilirse. Para da veririz. Bilemiyorum neler olacak. Tabii. İki adamın üzerine yok. Ya da direkt alayım. Alın siz. Teşekkür ederiz. Valakya'nın bağımsız olma isteği ne kadar? Hmm. 38. Livonya İsveç arası ne olacak acaba? Sınıra dayandı İsveç bir anda. Oha, benim de oha, Polonya ne biçim ordu basıyor? O Polonya normal Polonya değil ya. Abi Polonya geliyor. Dur Polonya çekildi. Kaan burada yaşam savaşı veriyor. Litvanya geliyor sadece. Polonya aslanım. İngiltere'ye çekildi. Gel. Oğlum Polonya niye gelmiyor lan savaşa? Ya ordu topluyor adam şu an herhalde. Yani botu anlayamıyorum. Abi şu an var ya Polonya 60K'nın 60K'sı var Polonya. Polonya'nın 3 yıldızlı generali var. Yani o geçti ta benim savaşımdan beri var o. Ya 3 yıldızlar bizde de var mı? Hayda. Hayda. Polonya bir yere doğru gidiyor bu arada. Birisi seninki ama bence ondan kötü be. Şey Furkan. Kaç kaç onunki? 6-6-3-3-3 diye gidiyor olması lazım. Gelmiyor. 3-3-1. Valla. CG1. 5-5'i 5-5'i tercih ederim. Yok be 6 fire 3 yok. Tamam mı? Fire ne vuruyor ki şu an? Ya şu an durmuyor da. Gel. Manevra iyi yani. FCG'de de var. Siege var orada. Ya. Siege Furkan'da da var. Kapşır. Bir tane 5-5-1-1, bir tane de 4-4-1-1 var. Neyse benim 3 siege hepinizi de var. benim de 4 vardı da öldü.
Hayır, bir de bu çağda artilleri kombat ability gelmiş. Ne yapacaksam artık. Savaş bitti. Ali'den toprak gitmemiştir ama Ali boş, şu boşuna manpower kaybetmiş oldu o savaştan. Fatih'in topları Fatih. Polonya bir yere girecek ama. Oğlum Polonya niye gelmiyor lan savaşa? Seni sevmiyor. Herkes gibi. Polonya nereye hazırlık yapıyor harbiden ya? Bir yere hazırlık yaptı sanki ama. Yok. Ordularını hazırlıyor yine. Görüyorum, Avrupa'yı görüyorum Akcan, seni de görüyorum. Tebrik ediyorum kardeşim. Lig hala çıkmadı mı ya? Çıkmadı. 1550'den önce çıkmıyor ki. Ve şu an 1550 olsa bile çıkamaz zaten. Protestan elektrik yok. Bir dakika ya. Avusturya'da şey mi vardı? Parlamento mu vardı? Government reform mu geçirdi bu herif? Government'tan almış herhalde. Evet. Fakti. Ya da Akko şey Arceus. Efendim. 20-30 dukatınız varsa teknoloji alacağım. Quality değil. Çıkıyor. Quantity, eco quality. Para atamıyoruz ki. Aa, oradan unuttum. Dur bir dakika. Sevgili gerçi Hollanda. Portekiz'den istek abi. Kime soracağız lan? Burada da yine aynı. Malakka'ya soralım. Malakka. Malakka'ya görsen soracağım. Peki burası ne oldu? Oğlum beni niye takmıyor kimse? Var vereyim. Kaç Portekiz lazım? Aynen Portekiz dükümüz var. Eren para var mı sende ya? Şurada Dutch Guiana var. Hollanda aşağıya gidiyor. Oğlum para benim köpeğim var. İngiltere aynen, var. Haydi. Kim para istiyor diye soruyorum. Ben istiyorum. 50 dukatınız varsa alırım. Peki Eren ne yapıyor? Ben anlamadım. Beni yormayız. Birkaç toprak aldı durdu. Yani Peru'ya mı gidiyor, Meksika'ya mı gidiyor ya da neden daha hızlı? O zaman git board check Allah Allah. 50 dük için beni yoruyor. Bilmiyorum. Dedim bankaların cebi para görsün ama neyse. Tamam. Yani parası az. Ne yapacaksın 75? 8 yerde koloni alıyor. Oha. Teknoloji alacağım. Teknoloji. Nereye alıyor? Kabo'yu alıyor. Oha. Afrika geçişini alıyor. Her yere geçiyor manyak pezevenk. Ne dedi? Ganimar'ı alıyor, burayı alıyor. 42'ye kadar 3 yeri birden alıyor şu an. Evet, gene düştük. Hollanda'ya şey girdi. Biri para versin. 100 atıyorum. Koalisyon girdi. Tamam. Aa, 50-50. Oğlum ne fark eder, geri ödeyecek. Tamam hadi at, at. Misyonere 10 mu ödüyor? Bak 42'de. Tamam. 42'ye özel kredi. 42'de. Misyonere 10... Normalde bak al çok gidiyor ya. Saniye bir şeye bakmam lazım. Senin güzel aklın. Tamam olur. On ne abi? Eren şu an şalandı çeviriyor ha. Sesim biraz az geliyor ama Mayıs'ı mı? 42'nin Mayıs'ı. 1542. Livonya ile İsveç anlaşamadı mı bu sırada? Tamam at hadi. Bekliyorum ben. Attım. Bir şey yapıyorum. Burayı da verdi. Evet Valakya'ya dönüyor. Şey Roma'ya dönecek o zaman. Teknoloji, teknoloji satmak da yasak devamlı değildir. Devamlı toprak veriyor. Polonya niye savaşa gelmedi ya? Enstitü satma yasak değil ya. Az önce geliyordu savaşa. Ticaret noktası alıyor Portekiz Afrika'nın en güzeline coin atmış. Evet. Enstitü olup geri mi oluyor? Nasıl aynı anda her yere atıyor? Geri mi çekiyor? Evet, geri çekiyorsun. O kendisi ilerlemeye devam ediyor eğer. Kolonist varsa bir şans da daha fazla ne oluyor olabiliyor. Ya? Sana o yüzden dedim. Savaş açacaklar sana bak dedim. Ordu basıyor dedim. Sen hiç ilgilenmedin. Ben kimle savaşa gidiyorum ki anlamadım şu an. Koalisyon savaşıydın şu an. Of. Sen İsveç'in yanında giriyorsun savaşa girersen. Aa, ya benim ağzıma sıçarlar mı? Polonya'yı çok kötü zamanda bıraktın sen. Polonya İsveç'e o... Bohemia, Litvanya. Ordun filan da yok. İsyan çıkacak bir ton. Onlara giremem ben. Red Dead aynen. Akıllı ol. Tamam gel. Sonra... Sen zaten aha, şöyle bir şey var. Bakın. Brunswick'in... Bildirimi geldi. Oğlum Brunswick. Brunswick zaten şeydeydi, koalisyondaydı. Ölecek, hayır, savaş açacaklar. Evet, koalisyonu var at gibi karşısında. Bu da onun ahmaklığı yani. Açacaklar savaşı, el ayağı, çabuk. Ben el ayağı aldım.
Birkaç ele al çabuk. Bankamızın böyle yardımları. Yardırıyorum. Polonya gelmez savaşına. Songa'yı veya şeyi bırakman lazım. Akcoin'i ikisini birden alamazsın. Tamamdır. Hayır, Akcoin'i 5 oldu, alabilir. Akcoin'i 5 oldu. 5 mi oldu? 5.'yim ben. Okey. Devle 5.'yim ben. Ben power devi de... Tamam. Big devle. Bankayı sayıyor muyuz ama? Ne diye? Banka elay olur da ofansiflere gelemez diye biliyorum. Oyuncu savaşına gelemiyor da GP'de ilk 4 diye geçiyor mevzu. Sayın aşağı gelsene bir şey söyleyeceğim sana. Üstüme elay yağdı böyle. Üstüme elay sağlık. Ya insan toprak alırken Allah aşkına koalisyon yiyip yemediğine bakar. Ne oluyor oğlum ya? Geçmişler olsun, Avrupa mahşer yerine döndü sonunda. Kaan ligden daha güzel şeye geçti eline. İkiye indirdim hızları. Direkt şu Valakya'dan geç. Eller kırılıyor tek tek. Diplo slotu olan şu Valakya'dan geç şansını da geçeyim bari ya. Oğlum bütün Litvanya ordusu wipe etti lan. Dur Litvanya ben atalım. Hesseli niye savaştasın lan? Litvanya burada patates olacak, Livonya'nın işine gelecek. Brunswick'in zaten İsveç'in yanında gitmemesi gerekiyor. Çünkü bu kuzeyi kendisi aldı şey ama kendine hiç AI dikkat etmediği için. AI savaş açacağım dediyse açıyor. Genelde. O değil de, abi bu kadar koalisyon neden yedin amına? Ahmet buradan kurtulur da seninki buradan kurtulmaz ya. Ama Polonya kardeşim zaten. Bir Hollanda, bir İsveç, bir Brünz bu ne? Polonya savaşa geldi. Harbi Hollanda'da bitik de en azından İngiltere kıyılarında tutulduğu için. Oğlum sen hiç improvlamadın mı bunlarla? Bunların hepsi 55'lerde. Bunların Kaan. Improvlasan zaten. Yedim, çok yedim. Onların çoğu 80-90. Eğitimde zannettim. Emin misin? Değilmiş. Yemin et. İnanmıyor çok abi. Allah belamı versin. Çünkü... İki tarafta da Polonya var. Şey İki tarafın ortak bir yeri varsa ondan izin diyeceğim. Sen bana ulaştın ya. Mustafa tam gelip seni mi kuşatacaklar ya? Ya olsun. Ben geliyorum ya. Ülkede kaçıyor bir oraya bir buraya kaçıyor. Ama sadece sadire topları yolladı vallahi diğer site. Ülkede götürür burada. Aa bu savaşta da varmış Polonya. 10K 11. Brünz'ün yanında doğru. Brünze bu savaşın açılması İsveç'in işine geldi bak. Ben ya yani kaç senedir girmeyecek olan alıyorum saveri yost atıyoruz. Bizans sodası. Yok ya Alman'dan veya Çek'ten şaşmamak lazım. Songay. Efendim. Ele olabilir istiyorsun. Atabilirsin. Bu arada aşağı gelsene bir şey diyeceğim. Dostum ben seni... Brunswick bu savaştan kurtulur mu acaba? Bakalım. Akkoyun'dan destek geliyor. Buranın şimdi asıl mevzusu da şu oldu. Normalde İsveç için bunu diyecektim. Acaba İsveç kendini kurtarabilir mi diye. Brunswick'in elayı Polonya olduğu için Polonya Litvanya'yı vurduktan sonra geri çekilecek. Dolayısıyla İsveç için büyük bir tehdit kaldı mı? Kalmadı yani. Gerisi ufak tefek ülkeler. Yer onları. Ama Brunswick için büyük bir tehdit. İnternetinde değil ya. Yayına millet hızlı upload yapsın diye şey. Aha! Oyuncu savaşı çıktı. Ne oluyor lan? Livonya İsveç'in karşısında girdi. Kümer devleti. Konuda ortacak mısınız artık? Polonya'ya güvenerek yapmamıştır inşallah bu hareketi. Çünkü Polonya uzun süreli değil bu savaşta ama bilmiyorum. Ne kadarlık bir ordu? Tek bir ordunuz yeter büyük ihtimalle. Sadece Majapahit'in ordusunu döveceksiniz. Songay'ın Brunswick'e yardıma gelememesi lazım normalde. Çok saçma maalesef oldu. Ne açıdan gelememesi lazım. Zaten gelmedi bu sırada Songay daha da. Ben yanlış görmediysem Songay ordusu yok orada. Yok. Akkoyunlu geliyor.
Londra'yı ne kadar alacaksınız? 18. Polonya'nın bir ordusu burada mesela. Polonya yavaş yavaş çekilecek Avrupa'ya. Kabul ederiz. Problem değil. Bu hem ya demiş. Genel olarak bas konuştular. Arkalarından gelen sesler birileri konuştuğunda geliyor genelde. Genelde. Eren'den geliyor şu an mesela. Eren internet kafede oynuyor. Eren? Ha. Aynı internet kafedemiz. Evet. Veriyorlar mı televizyondan? Yok bu sefer. Hayda. Bizler her hafta bekliyoruz. Yok. O zaman bu hafta iddeler diyebilirsiniz. Belki de onu alınmışlardır. Alınmışlar. Evet, Ali'nin konuşmalarını da dinlemişler. Livonya fırsattan istifade Litvanya'ya girdi. Kendi transportlarınızla geçiremezsiniz. Ya Litvanya karşılık vereceğinden değil ama herhalde İsveç'le de anlaştı. İsveç de karşılık vermiyor çünkü. Yok, anlaştılar yok. Onlar diye varsayıyorum. Ama yine de buradan toprak alabilirler mi? Yani Polonya bu savaşın lideri. Yok. Mercenary alır mı bilmiyorum. Kendi şeyinizi kullanamıyorsunuz. Savaş geliyorum diye bağırıyor. Ben getireyim gibi isterseniz. Lig savaşı niye çıkmadı ya? Hala dönüşmedi mi buna? Oha! Bunlar kim böyle ya? Abuk subuk bir sürü elektör girmiş. Hepsi dönüştü diye varsayıyordum ama dönüşmemiş. Aksine oha! Birçoğu dönüşmemiş. Bunun üstüne bir din savaşı gider ya. Herkes koalisyon yemiş ya. Da elektörler daha bayağı bir katolik. Next level katolik. 6'da 4 katolik olmalı lazım şu an. Bu savaş böyle zor biter ama hadi hayırlısı. Polonya da geldi gerçi. Brunswick'in skor bonusu var. White Peace'le bitirebilirse hoş olur da karşı taraf White Peace'i kabul etmez kolay kolay. Aynen. Birkaç ülke böyle biraz yeter artık savaşmayalım derse o zaman değişir iş. Ama o zamana kadar büyük sıkıntı. Yavuz burada mısın? Evet. Bak ne yapıyor musun? Koalisyon savaşında Litvanya'nın üzerinden bütün toprakları verdirtmeye çalış. O şekilde kabul edebilir. Geçiş izni alabildin mi? Yavuz böyle bir şey yapmanın sabahına taşıyor. Yok. Bak Litvanya var ya, bütün Litvanya'nın toprakları sileceğinden sonra anlaşmada eğer savaşı kaybediyorsa, söylüyorum sadece. Litvanya'nın içindeki toprakları Polonya'ya da parçalatmaya olarak verebilirsin. Kendi kabul etmiyor. Ne? Ne? Öyle kabul etmiyor. Veremiyorum biraz ki. Biraz bekle. Kabul edeceğim. Koalisyon savaşı mı yedim? Senin donanman içeride değil mi? Evet. İsveç'in böyle bir şeye eyvallah demesi çok sıkıntı olacak kendisi için daha sonra. Hayda bu ne ya? Onda yaptınız ya büyük ihtimalle o yüzden. Ayrı girmedi. Koalisyonun içinde girdi Livonya. Abi bir şey soracağım. Bizans mı oyuncu şey mi? Valakya mı oyuncu? Bizans oyuncu. Yakında Valakya olarak ya da Romanya olarak anarız kendisi. Sayın hala patlamadı mı ya? Japonya'yı gösterebilir miyim ya? Japonya mı? Evet. Oo Japonya kuruldu mu? Hosokawa'ydı orası en son. Kuruldu. Ama gerçek değil inanmayın ona. Anime o. Burayı iptal edeyim mi? Ne yapayım? Vuruyor Malakka. Malakka Japonya'ya dönüştürebilir mi lan kendini acaba? İptal edin siz ya onu iptal edin. Biraz böyle kıçını yırtsa etse zor gerçi çok kültür şey var. Danimarka'da. O kadar ortada tutabileceğini düşünüyor musun sen onu? Getiriyorum da oha 3 yıldız ne anasını s**ti.
Pardon. O bir daha açmış ID'ları, sıkıntı. Bizans hayattayken kurulamıyor mu? Bence Romanya için yapıyor. O gizli gizli. Çünkü öbür türlü... Gizli mi? Bilmiyorum, anlamsız olabilir. Kendisi de Romanya'ya dönüşecek gibime geliyor. İspanya oynamaktan sıkılmadın mı? Oğlum kaç kere İspanya oynadım da sıkılıyorum. İtalya'da oynuyordum. En bakalım. Şu anki gidişatta 3 oyuncu patladı en son. Daha neler olacak kim bilir. Sana söyleyeyim mi o İsveç? Hangi askereye ayrıldın sen? Bakayım. Polonya'ya gitmeye başlamış. Bakayım. Artı 30 infantry combat. Dörsün herhalde. Tek yakalarsam deverebilirim. Evet. İyi, Brunswick kurtardı buradan. İsveç ne yapacak? Şurada bir Polonya ile cenk edecek. Bohemia yanında yardımcı olmaya çalışıyor ama çok sürmez. Donanması. Papalık şey mi veriyor? Et kabul be oğlum, et. Çıkar bunu. Yavuz. Kaçıyor. Ah Yavuz, uyuma Yavuz. Çıkar gitsin. Para veriyor herif daha sana. Görmeden kaçmış. Yani. Roma'yı almışsın. Oğlum Polonya çok uçtu lan. Ben Litvanya'yla el ayı bozayım bari de. Ali el ayı bozulmuş sana. Litvanya'da ben claim atıyorum. Bu savaştan sonra el ayı salarsın değil mi Litvanya'yı? Yani salarsam el ayım kalmayacak ama. Oğlum şimdi ordusu bitti adam. Ya. Adamın ordusu bitti, adam bitti şu an. Sana tamam, sen bunu... Yani yapacak bir şey yok. Mecbur. Boş bir sana bir yararı yok artık, o yüzden söylüyorum. Evet. Brunswick kurtardı İsveç. İsveç Livonya'yı beslerse düşmanını beslemiş olacak yani. İsveç'in iki düşmanı olması lazım. Biri Brunswick, diğeri Livonya. İkisi de önünü tıkıyor. Yani Muskovi'ye girmesi şart. Kendini toplamak istiyorsa. Ya da Kuzey Almanya'ya girmesi şart. İkisinden birini seçmek zorunda. Ona göre de rakip belirlemek zorunda ama işte. Patlasın Brunswick demiş. Canı istedi, yapıyor yani, ne bileyim ben. İsviçre de yardım ediyor ona bakarsın. Ya çöp toprağı 100 veriyorum ya. Dövdün mü sen onu? Geri mi çekildi? Yok, kaçtı. Herkes dediğim neredeyse savaşta şu an ya. Yani. İçeri toprakları ver ona verebildiğini. Biraz Kaan'ın savaşı da devam ediyor. Kaan'a toprak veremiyorum ki şu an ben. Savaş bana açıldığı için. Abi siclediğin zaman bak, siclecek yer yerine. Evet. Sicili yerleri vertebileceksin. İşte şu an benden toprak istiyor. Tam biraz bekle, ileride senden de isteyecek. Ay ondan da isteyecek. Bakalım. Yoksa okay. Polonya... Döver. Ne oldu, veriyor mu? Şimdi Galicia'ya falan saldırabilirsem az kayıpla kurt. Hüdavendigar'ı da verdi. Bizans'ın geride bir toprağı Kosova var. Diğer iki Seçim toprağı da var ya. Şey İstanbul. Liberty Desire'da artmıyor Valakya'nın. Yavuz papayı çıkar, papayı. Papayı mı? Adamları yavaş yavaş çıkar, unutma. Neyi dedin anlamadım. Papa da savaşta ya, papayı çıkar yani. 90. Okey. Şu hale bak, bütün dünya savaşların içinde. Kımer ne yapıyormuş ya? O da şey savaşında. Koalisyon savaşında. Insult Reis sen ciddi misin ya? Ne oldu, ne yaptı? Yendi.
Orada bile mi koalisyon savaşı var oğlum? Oyunun her yerinde koalisyon savaşı var. Vallahi hiç beklemiyordum. Ve sanki oyunun sonundaki millet puan kasmaya çalışıyormuş gibi. Ve güveniyoruz ordumuza. Bayağı iyi gidiyoruz. Neyden dakikini sen? Polar mı dövdü seni? Oha abi. Evet. 25k ile 30k mı dövdü? Geçmiş olsun İsveç'e. Brunswick'e döndü yine İbre. Brunswick'in işine gelmeye başladı bütün mevzu şimdi. Brunswick bunu iyi kullanmalı. İsveç'i zayıf bulduğu an Şaland'a kadar koşması şart yani. Brandenburg'u bitirmeli, o ayrı. Şu şeyi almalı yani. Bir vasal alır, vasal aracılığıyla büyür. Ama hızlı hızlı büyümek zorunda. Vardır bir şeyler arkadaşlar aralarında, anlaşmaları bilmiyorum. Acayip moral var bende, dur bakayım. Evet, 3.8. Rick ne aldı oradan? Rick? Efendim? Ne aldın Barış'tan? Şu 10k'sı geçince... White Piece'de çıkmıyor. Parada mı almadın lan? Var. Kalabalık kalabalık başa bastırmaz. Para zaten alsa Hest'ten alacak, destek toprak ülke. Hest'in 5 tane borcu kaç edebilir? Hani 25-30 bir kafa alabilecekti abi sanırım. Vay rezalete bak. Abi bak, allies have forces inside them. Ben şu an... Polonya ordusu koşturuyor bak. Abi İstanbul gerekiyorsa bile... Bak, bakacağım iyi. Rahatlayalım diye bakacağım. Veremiyor musun abi Litvanya'da toprak? Anadolu şey için, evet, İstanbul'un iki yakasına da ihtiyacı var. Onlar bir olmadan olmuyor. Savaştan çıkarırsa ya, o zaman hapı yutarsın. Onlar olmadan alamıyor. Evet. Kuramıyor. O yüzden verebiliyorsan vermeye çalış. Para ver, para ver adama, para ver. Ya vardır aralarında bir anlaşmaları, bir şeyleri, planları. O yüzden şunu demeye çalışıyorum. İkide bir şu olacak, bu olacak diye şey yapmanıza gerek yok. Onlar zaten kurgulamıştır durumunu. Yani Bizans'ı yemediler. Bizans'ın Valakya kendi vasalı. Kımer burada mı? Ve bence Romanya kurmaya çalışacak. Yardım istiyor musun savaşta? Ali ya. Ali ayranın yok içme. Ali ayranın yok içme. Ne savaşa yardımı? Hala yetmiyor. Ne Kımer'i abi? Tamam aşağıdayız. Gel istiyorsan. Ne Kımer'i? Buradan baksana ne istiyor. Stein istiyor. Oğlum çıkarcı olun biraz ya. Patlasın. İşine gelmiyor ki Kımer'in hayatta kalması. Adam Çin'e doğru büyüyüp güçlenecek. Hani Nepal'in önünü kesiyor mu? Eyvallah, kesebilir önünü. Ama yani Pers'ten yardım al, Nepal'e git Kımer'e yardım edeceğine ya. Ne bileyim. Zaten manpower yok. Teknoloji kötü. Bizans'ın aleyhine diyeyim, kurala aykırı. Ney? Ney abi ney? Ney aykırı? Ne aleyhine? Ne yaptığını bilmiyorsunuz ki. Ben bile bilmiyorum şu an izlerken. Adamın ne yaptığını bilmeden aleyhine olup olmadığına nasıl karar verebiliyorsunuz ya? Valakya'ya vermesi aleyhine mi diyorsun? Belki adam Romanya kurmak için yapıyor bunu. O zaman aleyhine olmuyor ki. Bunun da ideaları, Brunswick'in de berbat durumda. Brunswick de toplayamadı teknolojiyi. Hayırlısı. Hayırlısı. Böyle giderse Brunswick hayatta kalamaz ama. Idea ve teknolojiyi çok hızlı toplaması lazım. Büyümeyi de vasallara bırakması lazım. Ki teknolojiyi koparabilsin. Polonya deli gibi büyüyor burada ve çok güçlü bir Polonya geliyor. İsveç'in de aleyhinde olan konu Livonya'nın büyümesi. Livonya büyüdükçe İsveç'in aleyhine oluyor. Çünkü bir yanında Brunswick tehdidi var, diğer yanında Livonya tehdidi var. Sıkıntı. Oyun oynuyorum arkadaşlar. Hadi bay. Sakin ol. Ya sakin olamıyorum. Çok peşin yargılısınız. Çok peşin yargılısınız yani. Adamı 300 general öldü. Bazen yorumlarınız beni bile çıldırtıyor ki oynayan adam kim bilir ne düşünüyordur. Ben
Başka yere almış. Tamam da vermedi daha adam, öyle bir şey yapmadı. Görmedik yani İstanbul'u verdi. Verirse müdahale ederiz zaten. Yani niye manpower kaybedeyim? Dolar var, öyle bir kural var. Kendi ülkenin aleyhine hareket etmen yasak. Bohemia arada patates oldu bu sırada. Polonya Bohemia'ya da karşı. Bakayım karşılığında başka kim var? Litvanya, İskoçya. İskoçya'ya bir şey olacağından değil. Litvanya'nın bir ordusu var. O da patlar yakalarlarsa. Yani burada o Livonya... Olmuş ya. Livonya o çok güzel kazık atabilir aslında şeye. İsveç'e. Şu an... Hani şey yapan bir şey yok. Bohemia çıktıktan sonra savaştan al Polonya'ya, gir İsveç'e. Niye şey yapasın ki? Hayatta tutasın. Kaan burada herhalde son direniş falan yapıyor İngiltere topraklarında. Bekletiyor kendini. Loan maintenance'a dalmış. Sıçtı ya Kaan. Banka olamayacak kadar sıçık vaziyette. Aynısı Eren için de söz konusu gerçi. O da kuvvetlendiremedi kendini. Üçüncü çağ değil, dördüncü çağa kadar bunlara dokunmaması lazım ki anca toplarlar kendilerini muhtemelen. Biraz Afrika'ya bakayım. Etiyopya'nın bir Memlük savaşı vardı. Bitmiş galiba. Etiyopya burada mı ya? Buradayım. Memlük savaşı ne oldu? Toprak verdim, bir de Varsangali'yi çıkarttım. Hiç savaşmadı. Şurayı çıkarmış, bir de toprak vermiş. Savaşta toprak çıkarttı. Etiyopya'nın durumu da şu an fena değil. Hayatta kalma çabası. Nepal'e bakalım. Etiyopya ülkesi bunu unutmayacak yani. Teknoloji olarak biraz geride kalmaya başlamış. Militeriyi saymazsak o da en büyük sıkıntı kolonyalizm. Malakka çıkarmış, Kımer'e yayılmış, Mevar almış, Pers'te başlamış yayılmaya, Akkoyun'u almış. Şu an almayan Avrupa ülkesi var mı? Yok. Gördüm. Aa, İskoçya var. İskoçya'da hala yayılmamış. Öh. Öh. Hiç toprak yani. Kaybetmedim. Songay çıkarmış. Songay çıkarmış. Etiyopya'da da yok. Sınırda mı verdin? Yok. Yok, hayır. Seninle alakası yok. Gül. Ben toprak mı verdim? Neyse, tebrikler. Burası nasıl yaptı? İsveç toprak mı verdi Litvanya'dan? Aynen, toprak verdim Litvanya ve Bohemia. Kime verdin? Polonya'ya mı? Yo, hayır, serbest bıraktım toprak devletlere. Zaporojye çıktı. Moravya çıktı. O kadar mı? Bir Zaporojye çıkmış, bir şey... Moravya. Başka bir şey yok mu? Bu kadar. Karlıymış. EU4'ten sonra ne gireceksin bilmiyorum. Bunun karşılığında donanma... Warcraft girelim herhalde. Polonya ve Brandenburg'un donanması yok oldu. Yavuz yapabileceği en iyi PC yapmış. Ben size diyeyim yani Livonya'ya toprak vermek çok çok büyük ahmaklık olurdu yani onun açısından. İsveç gelsin de eliyor oğlum. Moskova gelelim hadi. Hemen mi? Manpower yok. Oğlum bende var mı? Livonya dar bekliyor bak girmek için. Sana büyüyecek yeri yok çünkü. Abi kitlemişsin yani. Altında Litvanya, yanında Moskova var. Kitlemişsin yani. Denedik, olmadı. Kafa kafaya gittik. White piece yaptık. Döveriz. AI o. Döveriz. İskoçya AI ama destek biliyorum. Çok veremiyor şu an. Önceden denedik. Olmadı. 11.5'ta falan bittireceğiz. Sen benim ara kas. En fazla benden bir şey alırsın. Savaşı ben atacağım. Malakka'nın da zaten çok uğraşacak bir şey yok. O yüzden hani gerçek banker diyebilirsin rahatça da. Sonuçta bankerlere 69. Sen bana ele yat. Şu an biz verebileceğimiz bonusu verdik. Onun için çektim. Ülke seçimini onlar yaptı. Aksiyos açıklasın. Muhabbet. Muhabbet şu... Rum kuracaksın, Bizans sana toprak mı satıp geri alacak? Yok, ben direkt Bizans'a gireceğim o sıkıntı diye. Şeyle, İspanya'yla ilgili. İspanya şu an aslında Great Power'da dördüncü olması gerekiyor ama kabul etmediği için olmuyor mesela. Hani bu durumda ne yapacaksın, onu sorduk. Adam şu an zaten 573'te vasallarıyla falan 600 oluyor normalde.
ama exploration'ı kabul etmediği için şu an %40 azalıyor onun devi. O yüzden hiç gözükmüyor bile Great Power'da. Pers'le ally kalabilmek için mi yapıyor bunu? Aynen. Evet. Hani kuralı nasıl uygulayacaksın diye sormak istedim. Ya bir bakıma haklı görüyorum, adam steamroll'a karşı dayanmaya çalışıyor. Gerçekten steamrolladınız İspanya'nın çevresini çünkü. Adamın ally olabileceği kimsesi yok. Ama yani... Öte yandan da abuse oluyor. Yani sana kalmış. Adam 3 bölgeye birden yayılıyor yani. Durumu bildirdim yani, adam diplomasi olarak kötü oynadı ki abi. Adam bizle çarpıştı. Adam hani tam İtalya doğal olarak İsviçre'yle savaşacak. Adam bir de İberya'ya atladı. Adam Afrika'da Songa'yı önünü kapatıyor. Hani doğal olarak düşmanı var. Bir şey diyeceğim. %100 yayılınca zoraki çıkmayacak mı? Toprak alarak mı engelleyecek diyorsun onu? Olabilir. Neye? Yazılınca embraceleyecek. Adam kabul etmiyor. Adam embracelemediği sürece çıkmıyor işte. Hani mesela %100 olduğu zaman, embracelemediği zaman bekleyebiliyor mu öyle? Evet, tutabiliyor. Bir altı baksana, baksana ülkesine. Neredeyse her yerde var zaten. Zaten şey bak, %50'de sabitleniyor. %50'nin üzerine çıkmıyor penaltı girdiği penaltı. Aynen. Yok, penaltıyı demiyorum ben. Yayılmasını diyorum. Anladım. O da %100 olsa bile bir duka verip embracelemen gerekiyor. Bir duka vermezsen embracelenmiyor. Otomatik. Biraz sonra bana bir odak alabilir miyiz? Otomatik embracelenmiyor zaten. Bakıyorum Rick. Bir saniye dur. Ne istiyor? Aa. Allah cezanı vermesin. Hanover mi kuracaktın? Evet. Elektr mısın? Evet. Onu nasıl halledeceğiz? Elektr değilsin. Nereye kuruyorsun? Oturduğun yerde. Niye? Ben niye şey yapamıyorum? Bir şey soracağım. Bota da para... Elektr olman gerekiyor galiba. Eleğime. Bir şey diyeceğim. Tamam, siz ally açısından bunu düşünüyorsunuz. O kısmı anladım. Ama bu herifin çok pis aleyhine gitmiyor mu şey yüzünden? Teknoloji yüzünden. Evet. Yani hani adam onu göze alıp yapıyor işte. Hani ben hani ya, ben sana şunu yap demiyorum. Ben sadece hani nasıl uygulayacaksın onu sordum. Ya sizin lehinize oluyor şu an o. Teknoloji açısından sizin lehinize, Alliance açısından sizin aleyhinize. Ya. Yeah. Dur bakayım. Toplayayım ben çocukları. Hamit burada mısın Hamit? Ben HR'den nasıl çıkacağım? Bu arada nasıl oldu bilmiyorum ama bir anda %95'ten ya. 90'a düştü. Panda. Ben çektim seni oradan oraya. Bekle 2 dakika. Hamit'i bulayım. Hamit gelsene sesli. Alo. Durumu anlatayım. İspanya embrace yapmıyor. Karşılığında Pers'i ally tutabiliyor şu an. Embrace yapmadığı için GP'de ilk 4'ten düşüyor çünkü. Bu şekilde ally tutuyor. Ama gel gelelim teknolojisinde kendini geri bırakıyor. Kuralı nasıl infaz edelim? Abi parası falan var mı peki embrace'in için? Ya şu an parası yok. Yeni eksi 43'e düştü bu sırada. Demin vardı da. Ya embrace tutarı şey 135. Hani para bile değil. 135 gol. Sorun ya, ben onu ally tutuyor diye. Ya kendini bilerek şeyde bırakıyor. Enstitüyü embracelemeden bırakıyor. Gördüğün dışında tamam tutuyor. Tamam da. Aynen, GP'nin dışında tutuyor kendini. Perse ally tutabilmek için. Yapmak için bir dezavantajı var. Teknolojik olarak geri kalıyor, aynen. Tamam, hani karşılıklı bir durum var. Hem zarar hem kar. Kendi tercihi. Tercihte mi bırakalım yoksa bir infazda şey yapalım mı kuralı? Ana bence tercih, tercihe bırakıp şunu tartışmamız lazım. Diyelim olası bir durumda, diyelim İspanya savaş açıldı. İspanya savaş sırasında embraceleyip Pers'i tutabilecek mi diye düşünelim. Bu abuse'lamak olur asıl. Evet, o abuse'lamak olur. Baya baya abuse'lamak olur. Bunu konuşmamız lazım. Bunu yapamasın eğer böyle yapıyor. Savaş sırasında embraceleyemesin mesela. Yoksa adam savaş sırasında embraceleyip teknolojiyi basıp S seviyeye gelip hem de yanında Pers tutmuş olur. Bu abuse'lamak olur ama bu durumda abuse'lamak değil bence. Tamam, o zaman Halis'i yanıma çekip onu söylüyorum. Savaş açılırsa böyle bir durumda
embrace'lemesin. Ya embrace'i seçecek ya Pers'i seçecek. Öyle mi diyeyim? Aynen. Tamam. Tamam. Sağ ol. Halis. Halis burada mısın? Buradayım efendim. Şimdi embrace'i geçirmeyerek Pers'i ally tutuyorsun ya. Evet. Güzel taktik. Hakkını vereyim. Fakat şöyle bir durum var. Eğer sana savaş açılırsa iki seçim yapman lazım. Ya Pers'i seçeceksin ya embrace'lemeyi seçeceksin. Çünkü Pers'le beraber savaşa girip ondan sonra embrace yaparsan bu kuralın etrafından dönmek gibi olacak senin için. Tamam. Ama taktiğin güzel. Takdir ettim. Gerçekten güzel. Oturduk tartıştık. Bizim modlarla. Yapabileceğimiz en mantıklı kararın bu olduğunu düşündük. Savaş açıldığında kural ebi uzlanmaması için ya reform embrace seçersin ya Pers'in yanında olmasını seçersin. Tamam. Tamam. Tamamdır. Hadi atıyorum seni tekrar aşağı.